Herkese merhaba. Ben Ankara Üniversitesi İngilizce Tıp Dönem 2 öğrencisi Elif Sema Kaya. Bu sunumumda sizlere kök hücrenin tanımından bahsedeceğim. Vücudumuzda farklı görevleri olan trilyonlarca hücre vardır. Örneğin vücuttaki iletişimi sağlayan sinir hücreleri, vücudu kaplayan deri hücreleri, kanın pompalanmasını sağlayan kalp hücreleri gibi. Vücudumuzdaki bütün hücreler hayata kök hücre olarak başlar. Bu dönemde henüz hangi hücrelere farklılaşıp vücutta hangi işleri yapacakları belli değildir. Daha sonra kök hücreler kemik, böbrek, karaciğer, kan, beyin gibi vücudumuzdaki farklı organları oluşturan hücrelere dönüşebilir. İnsan embriyosu 3 ya da 5 günlük olunca hücrelerin vücutta hangi işi yapacakları belli olmaya ve bu hücreler farklılaşmaya başlar. Bazıları kas veya kemik hücrelerine dönüşür, kimi akciğer ya da mide hücrelerine dönüşür, kimi cildimizi oluşturur, kimi ise gözümüze renk verir. Her bir hücre tipi kendisine özel şekli ve fonksiyonu olacak şekilde gelişir. Embriyo tek bir döllenmiş yumurtadan trilyonlarca özel hücreden oluşan fetüse işte bu şekilde dönüşür. Kök hücreler farklılaşmamış hücrelerdir ve özel bir hücreye dönüşmek için bir uyarı alana kadar da farklılaşmamış olarak kalırlar. Çoğalabilme ve özelleşebilme yetenekleri kök hücrelerin çok özel olmasını sağlar. Araştırmacılar kök hücrelerin özelliklerini daha iyi anlayabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Böylece vücudumuzun nasıl büyüyüp geliştiğini ve nasıl işlev gösterdiğini anlayabiliriz. Bunun yanında kök hücrelerin vücuttaki hücrelere belirli işlevler için nasıl farklılaştığını ve bu süreç çeşitli hastalıklar sonucu aksadığında ne olduğunu incelemek için kullanabiliriz. Ve eğer kök hücre gelişiminin mekanizmasını anlarsak, bu süreçte laboratuvar ortamında yeni hücreler, dokular ve organlar oluşturabiliriz. Böylece üretilen doku ve organlar ile güvenli bir şekilde deneysel araştırmalar yapılabilir. Örneğin farklı ilaçların dokuları nasıl etkilediklerini öğrenmek için incelenebilir. Burada laboratuvar ortamında kök hücrelerden oluşturulan atan kalp kası hücrelerini görmekteyiz. Bu hücreler örneğin kalp ritmi ile ilgili deneysel çalışmalarda kullanılabilir. Hücreler, doku ve organlar bazen hastalık, yaralanma ve genetik koşullar nedeniyle kalıcı olarak hasar görebilir veya kaybolabilir. Buna çözüm olarak kök hücreler hasar gören veya kaybolan hücrelerin yerine daha sonra vücuda nakledilebilen yeni hücreler üretmenin bir yolu olabilir. Yetişkin kök hücreler şu anda bazı durumları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Örneğin kan kök hücreleri, talasemi gibi bazı kan hastalıkları olan kişiler ve tedavi sırasında kendi kan kök hücrelerini kaybetmiş kanser hastaları için sağlıklı kan hücreleri sağlayabilir. Ya da deri kök hücreleri ciddi yanıkları olan kişiler için yeni deri oluşturmak için kullanılabilir. Bir diğer örnek ise yaşa bağlı makula dejenerasyon hastalarında gözün retinasındaki retina pigment epitel hücreleri adı verilen hücreler çalışmayı bıraktıkları için hastalar görüşlerini kaybeder. Bilim insanları laboratuvarda yeni retina pigment epitel hücreleri üretmek için indüklenmiş pluripotent kök hücreleri kullanıyor ve bu hücreler daha sonra hasarlı hücrelerin yerini alması için hastanın gözüne yerleştirilebiliyor. Kök hücreler nakillerde kullanılmak üzere yeni organlar oluşturmak için kullanılabilir. Kök hücre uygulamaları dışındaki uygulamalarda başka bir donörden sağlıklı organlar alınarak hastanın hasar gören organı değiştirilebilir. Ancak bağışıklık sistemi onu yabancı bir cisim olarak görebilir ve bağışlanan organlar vücut tarafından reddedilebilir. Ancak hastanın kendisinden üretilen indüklenmiş pluripotent kök hücrelerle reddedilme riski çok daha düşük olan yeni organlar üretilebilir. Böylece doku ve organ nakilleri başarıyla gerçekleştirilir. Burada yararlandığım kaynakları görmektesiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.